Bir Günce Bas'la Her Şey devam ediyor. Müjde Er stüdyomuzda. Hoş geldin Müjde. Hoş bulduk. Nasılsın? Vallahi büyük bir moralle geldim ama programın başını seyredince gene bir aşağılara doğru böyle. Şimdi sen kalkıldım. Hem kendini hem bizi hem de televizyondaki herkesi biraz yukarı çıkarırsın diye tahmin ediyorum. İnşallah. Öyle çünkü bir moralle sen aslında geldim. Daha böyle iyi ve temiz havanın olduğu bir yerden geliyorsun. Uzun süredir de yoksun değil mi? Yokum. Mayıs'tan beri evet aşağı yukarı bir 6 aydır Kanada ve Amerika'daydım. Biraz da Almanya'da. Nasıl yayın... görünüyor memleketimiz oradan? Valla çok parlak gözükmüyor açıkçası. Takip ediyor musun peki yoksa gittim bari ipimi bağımı koparayım diyor musun? Her an. Yani o niyetle gidiyorum. Biraz kendime geleyim. Proza artık almayayım. Sinirlerim düzelsin diye ama elimde değil. Zaten eşim biliyorsun burada siyaset yapıyor. Yeğenim kız kardeşimin oğlu. Bu sene Vancouver'da okudu üniversiteyi. Ben de peşine takıldım gittim ama tabii ki takip ediyorum. Bir de Amerikan televizyonları da çok bayağı takip ediyorlar. Her programda bir Türkiye adı bir biçimde geçiyor yani. Bir şekilde haberlerde, şeylerde, stand-upçıların şovlarında. Özellikle gezi olayları sırasında çok ağır şeyler vardı. Yani çok fenaydı. Peki şimdi aslında uzun zamandır televizyonda bir şey yapmıyordun. Şimdi bir dizin başladı ama ondan önceki televizyon maceran bir tür yorumculuktu yani televizyon programı yaparken. Öyleydi ama ömrü vefa etmedi. Ömrü vefa etmeyen şeyler, güzel şeylerden yani bir tanesi oldu. Evet oldu. O kanalda sen de program yapıyordun evet. Bildiğim kadarıyla. Birdenbire herkes yemek pişirmeye başladı. Ben de yemek pişirme için de çok becerikli değilim. Dediler ki... Peki bu falan da kötü yapıyorsundur güle güle buraya kadar. Aslında hala inanır mısın herkes programı soruyor. Ve Metropolitan Müzesi'nin merdivenlerinden aşağı iniyorken kadının biri geldi karşıma. Program ne oldu diye sordu bana Amerika'da. Ya oralarda bile çok izlenen bir programdı. Ama biliyorsun kanalların yani belli kanalların inisiyatifinde değil istedikleriyle istedikleri işi yapmak. Biz de o rüzgardan nasibimizi aldık. Peki şimdi mesela bu dönemde ya da ne bileyim geçtiğimiz programın olmadığı 1-2 yıl içinde ekranda olmayı ister miydin ya da şimdi olmayı ister miydin? İstemem. Ya bir kere korkarım. Yani her an kovulacağım diye. Kovulmaktan daha kötü şeyler de var Türkiye'de. Var tabii. Yani devamı öyle geliyor zaten. ya ben özgür bir program yapma ortamı asla görmüyorum. Yani ben görmüyorum, kimse de görmüyor. Kanalların hali meydanda. Ya iktidarı öven kişilerden biri olacaksınız. Öyle programlar var. Ya da yemek pişireceksin. Yani ben başka bir şey görmüyorum. Sen aslında çok böyle meseleleri ima yoluyla böyle alttan alta çok güzel söylemeyi başarıyordun o programda. Hala da söylüyorsun. Hani bunun da artık imkanı kalmadı mı? Ben kalmadığını düşünüyorum. Kovarlar beni. Yani çünkü birkaç kanal çağırdı tekrar program yapalım diye. Fakat teklifler şöyle geldi. İşte ama biliyorsunuz. Yani bizim durumumuzu biliyorsunuz. Ne var abi sizin durumunuzda? İşte yani böyle şeyler oluyor. Şimdi bu belki hani 25'li 30'lu yaşlarda insan geçim kaygısı varsa ben onu da anlıyorum. Katlanılabilir bir şey ama ben artık bu sene 60 yaşına girdim 2014'te beraber. Yani bu saatten sonra Ahmet'e göre, Mehmet'e göre ağız bükecek halimiz yok. Bir de insan yaşlandıkça daha da özgürleşiyor, daha da fazla özgürlük istiyor. Memleketin haline bakınca da daha fazla özgürlük istiyorsun. Dolayısıyla bir ara ben şey düşündüm, internet üstünden yayın yapayım diye düşündüm. Tek başına Müjde TV çıkar, açık bir ekran, arada ağzına geleni söyler. Hala da düşünüyorum. Onun da bir yaptırımı var. Özellikle bu aralar yeni bir internet yasası hazırlanıyor. Eminim orada da sana karşı bir önlem düşünüyorlar. Şimdi insan yaşlandıkça özgürleşiyor dedin ya. Aslında insan yaşlandıkça evet özgürleşiyor. Özgürleşme arayışı, ihtiyacı belki artıyor ama Türkiye Cumhuriyeti de yaşa girdikçe muhafazakarlaşıyor. Yani en azından son birkaç sene bunu daha fazla hissediyoruz. İkimizin de iyi bildiği
bir alandan örnek vereyim. Televizyon mesela. Mesela dizi sektörü. Geçenlerde işte Umutsuz Ev Kadınları dizisinde hadi yemekten sonra tatlıya geçelim diye ima yoluyla işte sevişmek kastedildiği için Rütük'ten bir ceza geldi. Tatlıya geçelim mi deniyormuş? Evet, yemekten sonra tatlıya geçelim. Hadi sevişelim şimdi karnımız doydu denmiyor. Bunlar zaten yasak da. Ha, yasak mı? Yani böyle bir şey var. Ya da duygusuz seks var bu şeyde filmde diye gene üst kuruldan ceza geliyor bunu yayınlayan kanala. Bir ya kurul duygulu da, seksi tarif mi ediyor? Şöyle ya da duygulu seks serbest mi diye hani insanın aklına geliyor. Ona da ceza var. Yani bu muhafazakarlaşma ortamı hani televizyonda, sinemada, sahnede hani bir yandan da internette dayatılıyor. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Çünkü bir yandan da sen hani ilk bir şeyler yaptığın zaman televizyonda, sinemada hep hani böyle kadın özgürleşmesine de bir figür olan bir oyuncuydun, bir sanatçıydın. Şimdi bugün daha ileriye gideceğimize sanki epey mevzi kaybetmiş gibi görünüyoruz bu konularda. Bayağı kaybettik. Yani ben şimdi o dönem yaptığım filmleri şimdi yapamam diye düşünüyorum. Gerçi o dönemde Asılacak Kadın mesela orada da bir de Teyzen filminde işte askere laf ediliyor falan diye hep bunlar Yargıtay kararıyla oynamış filmlerdi. Hani cinsellik açısından göze batan değil ama fakat tabii burada bir şey var. Bunu hepimiz görüyoruz. Bir cumhuriyetin altını oyma projesinin hep bunlar uzantıları bir şekilde. Yani burada işte dindar gençlik istiyoruz. Bu işte buraya geliyor sonunda. Başbakan çıktı öyle dedi biliyorsun yani. Biz dindar bir şey toplum istiyoruz dedi. Şimdi burada son kavgalar, AK Parti ile cemaatin kavgaları, bu cumhuriyeti ben oyma projesinin duvara tosladığını düşünüyorum yani özellikle de bu kavgayla. Şimdi burada böyle bir ortaklık vardı. Bu ortaklığın da amacı belli. Yani o ortaklıktan kadına nasıl bir bakış açısı çıkmasını bekleyebiliriz ki? Bu çıkıyor işte. Rütük'ten o çıkıyor, öbür taraftan öbürü çıkıyor. O diziyi yaparsanız bilmem ne oluyor. Meryem Uzerli'yi diziden çıkarın, kafasına şey takın deniyor. İşte ne? Başörtüsü. Başörtüsü takın deniyor. Dekoltesini kapatın. Kapatın. İşte öpüşmeyin, duygulu seks olsun, duygusuz seks olsun. Bu böyle giderek bu listeler uzar, uzar ve uzar. Evet. Bir de mesela işin siyasi tarafı da var. Siyasi olarak angaje olan kişileri de, sanatçıları, oyuncuları da bir şekilde köşeye sıkıştıran bir dönemden geçildi. Yani Gezi'den biraz bahsettik. Tabii. Sonrasında pek çok kişi işinden oldu, teşhir edildi. Mesela bununla ilgili ne düşünüyorsun? Yani siyaseten tavır almak artık bir sanatçı felaket için cezalandırılan bir şey haline. Tabii, felaket bir şey. Ben daha önce de söylemiştim. Yani bu toplumu ikiye bölmek işte sizler ve bizler. Yani sanat kurumları her zaman biliyorsun baskıcı rejimlerde tükaka olurlar. Dolayısıyla sanatçılar da öyle olur. Onun için burada ben çok fazla şaşırmıyorum açıkçası. Aynı baskı orada da var. Şimdi televizyonların durumuna gelince işte hem televizyon sahibi hem patron hem başka işlerde olunca da neticede böyle iktidarın kanalına girmiş oluyorsunuz. Yani aslında bir şey değişmiyor. Ama burada gittikçe güçlenen bir iktidar her anlamda. İşte bir müddet sonra tabii daha alttaki yani direkt olarak ben işte Ahmet'tir, Mehmet'tir bundan uğraşıyor diye bir şey demiyorum. Ama o havadan herkes etkileniyor. Hikaye bu. Vay Gezi'ye gittin, ümüğünü sıkalım. Ma geliyor neticede. Şu ara yani aslında şu ara değil de uzun zamandan bu yana yani Ercan Karakaş'la birlikte olduğunuz, evlendiğinizden bu yana daha fazla siyaset, daha az sanat ve sanatçı var mı hayatında? Yoksa siyasetçiler ve siyaset çok nüfuz etmiyor mu eve? Aslında ediyorlar çünkü bu yani Ercan zaten birebir sokakla da çok ilişkili bir insan. Parti içindeki geçmişi de hayli eski biliyorsun. Hı-hı. Bir de birebir ilişkiyi çok seviyor. Dolayısıyla zaten evin içinde siyaset her dakika var. Yani saati yok, günü yok. Ama biz bir denge bulduk kendi aramızda.
Sanatsal anlamda ise dediğim gibi yani bir özgürlük alanı olmadığı için ve yapacağın her işten her an başına bir şey gelebilir korkusuyla doğrusu kendimi geri çektim. Şimdi bir televizyon dizisinde gördük seni. Görmeye devam edeceğiz mi? Hayır, öldüm dizide. Daha doğrusu şöyle, Abdullah Oğuz dizinin yapımcısı benim arkadaşım. Aman aman oynamadığını biliyorum dizide dedi. 3 bölüm sonra ölüyorsun, ha iyi o zaman oynayayım dedim. Kırma beni dedi. Ki öyle. 3'ten fazla sürdü galiba değil üç bölüm. 4. bölümün başında öldüm. Peki. Yani şey, iyi ölürüm yani 3 bölüm oynar. Oyunculuğun en iyisi konuk oyunculuk benim en anladığım güzeli, kadarıyla. En güzeli. Son zamanlarda. Gerçekten ben o işi yapan bütün arkadaşlarıma çok büyük saygı duyuyorum. Böyle bir delilik olamaz. 90 dakikayı bir haftada çekmek, bir hafta bile değil, 5 günde çekmek, bunu yayına yetiştirmek zaten çift ekip çalışıyor. İnsanlar uykusuz, yemek saatleri düzensiz, İstanbul gibi bir yerde çalıştığım vakit günde 4 saatin trafikte geçiyor. Ya bu koşullara ayak uydurup 2-3 senelik bir işi götüren her kimse Gezi'ye heykelinin dikilmesi lazım. Gezi'ye heykelinin dikilmesi lazım. Peki sinemada da aslında bir şey, 2009'da baktım en son neyle gördük diye, Bozkır'daki Deniz Kabuğu muydu? En son onu çevirmiş, onda oynamış. Sinemada niye peki? Orası biraz daha özgür bir alan aslında, orada niye bir şey? Şimdi şöyle bir kere, yani ben tabii yapılan hiçbir işi küçümsemem sinemada, her türlü film yapılmalı. Şimdi bir kere kalıcı bir film yapmak, yani üstünde ciddi biçimde tartışılan film yapmak maliyeti çok fazla. Hı hı. Çok uzun bir hazırlık dönemi ve çok iyi bir senaryo gerektiriyor. Ben birkaç kere heveslendim. Paralar da yatırdım o senaryolara. Fakat olmadı. İstediğim gibi bir şey olmadı. Geliyor sinemadan senaryolar. Şimdi bir komedi filmleri furyası var biliyorsun. Yani ben olmasın demiyorum. Tabii ki Recep İvedik'te olsun. Ama herkes bir yapımcı olarak yeni bir Recep İvedik yakalama peşinde. Yani işte suya sabunu dokunmayan. Gülelim, edelim, hoş geçelim. Şimdi öyle bir sinema benim açıkçası ilgimi çekmiyor. Benim yapmak istediğim filmleri de kimse seyretmez herhalde. Öyle artık. Mi? Nasıl filmler yani onlar? Öyle... Çünkü aslında yine de bir çeşitlilik var gibi Türk sinemasında. Aslında yok yani. Çok klip tadında film çekiliyor. Daha düşük bütçeli filmler. Çalışmıyor filmler. Yani iş yapmıyor. Bu kadar film çekiliyor. Geçen sene sanıyorum gene yani 100'ün üzerinde. İş yapan filmler 1'i 2'yi 3'ü geçmiyor yani. Ne var mesela peki gönlünde, nasıl bir şey var? Yani bir insan hikayesi mi, çok siyasi bir şey mi, toplumsal bir şey mi? Hepsi birden o, hepsi birden. Bence bir film hepsini birden içerebilir ama yani yani şu Güneydoğu'da son 20-25 senedir yaşanan öyküler ki çok arkadaşlarımız var. Çok hikaye var yapılabilecek. Çok. Bir şey var mı peki hiç çalıştığın, yani şimdi şu ettiğin? Bir kere şu 15 yaşını, doğum gününü komada kutlayan, geçiren. Kutlayan değil işte ne, geçiren. Dışarıda kutladılar biliyorsun işte, evet, inşallah yaşar belki falan diye. Şimdi bu çocuğun hikayesi bir film hikayesi değil mi sence? Yani Gezi Parkı'nda kör olan insanlar film hikayesi değil mi? O kadar çok ki. Şimdi bunları yaptığım vakit provokatif bir şey olarak algılanırsın herhalde diye düşünüyorum. Yani bir iyi bir gezi filmi yapılabilir mi sence? Bence çok zor. Peki biraz daha zaman olarak mesafe koymak gerekiyor. Biraz daha politik sonuçlarını tabii görmek gerekiyor. Yani, çünkü tabii bu da bir risk aslında yani. Risk. Bir söz söylemek adına da risk. Peki ben en son ne olmuş ne bitmiş diye baktığım zaman Ünzile'nin üzerinde çalıştığına dair haberler gördüm. Doğru şimdi, mu? O evet. Ünzile diye bir film. Annenin hem onun yazdığı... hem de Firuze için çalışıyorum. Ünzile'yi annem bir Kürt kızı için yazmıştı. Olağanüstü sözlerdir. Çok de güzel. Müthiştir. Çok güzel. Aslında bir barış filmi yapmak istiyordum ben. Yani bu Kürt meselesinde bir hani şey başlamadan önce, olumlu bir şey başlamadan önce bir barış filmi yapmak istiyordum. Çünkü aslında annesinin kaderi, Ünzile'nin kaderi, Ünzile'den sonraki kendi kızının kaderi bu topraklarda hiç değişmiyor. Ve ben öyle bir senaryo üstünde çalıştım.
Fakat korktum açıkçası onu da yapmaktan. Yani ben şimdi dağdan indirirsem acaba ne olur? Dağdakini bir şekilde film için. Korkuyorsunuz her şeyden. Her şey o kadar reaksiyonel ve bir anda gelişiyor ki. Ya açıkçası biraz bu meselenin çözümünü bekliyorum. Çözülmesini bekliyorum filmi yapmak için. Sert bir film çünkü. Film için önce bir filmin ya, bu filmin sonunu görmek gerekiyor. Yani daha doğrusu sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 12 Eylül'den hemen sonra Adıyaman'da bir film çektim. Çirkinler de sever diye. Sanıyorum 2-2,5 ay olmuştu. Hayatımın en korkutucu 2 ayını geçirdim orada. Her anlamda. Yani film çok güç şartlardaydı. Yapımcıyla sorunlar vardı. Ve gördüm Kürt meselesinin ne hal alacağını orada. Köyde yaşadıklarımla beraber. O zaman aklıma takmıştım böyle bir filmi yapmayı. Daha sonra bu hikayeyle denk geldi. Ama dediğim gibi bilmiyorum hep ne oldu. Yani korkak bir insan oldum herhalde ben. Çok acı mı böyle? İnsanın özgürlük ihtiyacı ile birlikte galiba huzur arayışı da artıyor değil mi zamanla birlikte? Çok artıyor. Onun için diyorsun ki aman boş ver. Bana evimde mı kaldı oturayım. Diyor musun? Hı? Bana mı kaldı diyor musun? Öyle demiyorsun. Yani o içindeki şey hiç bitmez insanın. Yani o bir kişilik, karakter, geldiğin yer, anan, baban, ailen, hayat tarzı. Fakat şeyi göğüsleyecek gücün kalmıyor. Yani o gelecek karşıdan o çarpmalara gücün kalmıyor. Onun için diyorsun ki boş ver. Ben gideyim sokak kedilerini doyurayım. Ercan'ın torunları var. Onlara bayılıyorum. Dağlara gideyim, yürüyeyim. Böyle bir hale geliyorsun. Ama burada, bu ülkede bir şey yaratmak, üretmek isteyen insanın enerjisi çok çabuk tükeniyor. Sürekli her şey seni aşağı çekiyor. Gerçekten biraz önce ben buraya çok daha keyifli geldim. Programın başındaki konuşulan tablo çok yoruyor insanı. Her şeyi çok yoruyor, ürkütüyor, korkutuyor. Peki mesela bu tablodan iyi bir şey çıkma ihtimali görmüyor musun bir vadede, orta vadede? Yani çünkü sonuçta bu tür kırılmalar dönüşümlere de yol açabilir. Nasıl mesela? Evet, bugün Ahmet Hakan çok güzel yazmış. Ben sadece Ahmet Hakan'ı okur hale geldim. Diyor ki herkesin kafasında aynı sorular var. Şunlar ne nasıl olacak, bu nasıl olacak? İşte herkes için demokrasi diyenler, sadece generallerin değil başbakan yakınlarının da hesap verebildiği bir Türkiye diye bağıranlar, tek adamla hayır diyenler falan falan bu listeyi uzatmış ve bunlar zaferi elde edeceklerdir diyor. Ben buna inanıyorum. Buna inanıyorum. Etmiyorsak, inanmıyorsak zaten kapatalım ışıkları. Evet, yani buna inanıyorum ve bunun da çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu kadar baskıyla, bu kadar sürekli karanlık pencereler açılan bir ortamda mutlaka bir yerden de bir güneşi göreceğiz diye düşünüyorum. Tamam, o zaman o kadar da umutsuz olmayacağız yani bundan sonra. Olmayacağız ama benim korkularım hala devam ediyor. Yani yapmayı iyi bildiğimiz işleri yapmaya devam ederek ve evet, inat ederek ve yılmayarak ve bazen de evet göğüsleyip bedel ödeyerek yapmaya şimdi devam ediyoruz. Mesela ben bir kitap yazıyordum, yazmayı yarım bıraktım. Ne kitabıydı? Kendi hayatımla ilgili, yani bütün Anadolu'da geçen çocukluğum, tiyatrolar, annemin turneleri, benim başımdan geçen olaylar birebir. Sonra baktım ki benim yazdığım birer satır için İnsanlar birkaçar yıl hapislere giriyorlar. Yani eleştiriler için. Öyle düşündükleri için. Dedim ki ya ben bu kitabı buradan terk edip gideceğim vakit yayınlarım ya da bunu yayınlayamam. Çok mu aslında bir hayat hikayesi gibi görünürken çok mu politik bir kitap? Çok politik bir kitap. Çünkü hem annemin hayatı var. Şimdi bir de benim annem tiyatrocu ve edebiyatçı. Bir de çok özgür bir kadın. Biz öyle yetiştirildik. Başımdan geçen bir sürü olay var. Devletle karşı karşıya kaldığım, ister istemez karşı karşıya kaldığım. Şimdi bunların hepsini alt alta koyduğum vakit böyle müthiş bir anarşist bir şey çıkıyor ortaya.
Bu kadar yani, zaman sonra biz bunu nasıl gözden kaçırmışız, sen gel yani, bakalım biz de buraya nereden gidiyorsun? Yani kimin hangi neresinden kim ucundan tutar da hangi mahkemelerde yargılanırsın diye bilemiyorsun. Yani böyle bir şey olur mu? Oluyor işte. Az önce Ünzile'yi sorduğumda Firuze'yi de söyledin. O neydi peki? Bir de onunla ilgili aslında bir onun bir dizi olduğu ve onunla ilgili bir telif hakkı meseleleri olduğunu da okudum. Ya ben. Telif hakkı meselesi aslında orada önemli değil. Dizinin senaryosunu bana gönderdiler. Olmamış dedim yani. Ben böyle bir diziye annemin... O sözlerden hareketle yazılmış. Evet, o sözlerden hareketle yazılmamış. Şimdi Ünzile aslında annemin kendisi. Ya yani oradaki kadın... Ünzile mi Firuze mi? Firuze. Aslında annemin kendisi. Yani acelenle bekle Firuze diyor. Hani güzelliğinin de bir bedeli var. Annem hep onu söylerdi. Yani ben güzelliğimin bedelini çok ağır ödedim derdi. Aslında güzel kadın olmak gerçekten çok zordur. Ben de çok bedel ödedim. Onun üstünden dedim ki ya bir garson kız hikayesi, zengin kız, fakir oğlan falan. Annem dedim mezarında dört döner. Bunu koymayın. Müziği kullanın. Para pul da istemiyoruz bu koşullarda. Yani neyse 300 lira, 150 lira mıymış neymiş böyle komik bir para. Ama ismini bunun Firuze koymayın. Ben aynı şarkı isimle... sözlerinin kullanımına da izin verdin. Evet yani. Verdik. Yani şarkıyla beraber izin verdik. Onun üzerine yapımcı dedi ki bizim şarkı da pek umurumuzda değil. Biz hani Firuze diye onu çağrıştıran bir şey yaparsak bu dizi iş yapacak. Dedim ki yapmaz bu senaryo iş. Yani olmamış bir senaryo. Öyle bir şey oldu. Yapardın, yapmazdın falan filan diye. Yani şimdi yargı neyse ona başvuracak. Ama neticede yani Firuze gitti işte bir şekilde. Bir dizinin karanlıklarına gömüldü. Dizi de kalktı. Hı hı. Yapıldı ve kalktı mı? Yapıldı ve kalktı, evet. Peki o aynı adla ya da daha içine sinecek bir şeyle bir şey yapmak geçer mi aklından? Geçiyor aklımdan ama yani artık... Bilmiyorum ne derece doğru olur. Geçiyor. Bir de bir süreç yaşadık biz annemle hastanede. 2,5 aylık bir şey süreci. Tabii Aysel çok enteresan bir insan olduğu için hastalık süreci ve ölümü de öyleydi. Ölmeden önce son lafı, son 48 saat dedim ki, anne seni pazartesi günü emekli maaşı vardı. Maaşını almaya götüreceğim dedim ki artık yerinden kalkamıyor ve 37 kiloya düşmüştü. Yarı koma gibi gözünü açtı ve bana gözümün içine bakarak ben ölüyorum devleti kandıramam dedi. O bana kurşun gibi işledi o şey. Tam bir cumhuriyet kadını, o kuşak, doğruları doğru. Onun için oradan öyle o şarkıyla beraber biriktirip bir delilik hikayesi yazdım. Yani kim deli, kim akıllı, kim kimi niye delirtiyor üstüne. Üstüne de biz dizinin adını Firuze koyuyoruz deyince her şey karman çorman oldu. Şimdi dizilerden bahsetmişken birazcık hem bu işleri içindesin hem iyi dışarıdan da takip edebiliyorsun. Televizyonlar ve dizi sektörü nereye gidiyor? Yani şöyle bir tablo var. Daha önce başka formatlar vardı. Sonra onun yerine işte yarışmalar, reality show'lar falan vardı. Onların yerine diziler aldı. Uzun süre dizilerin hakimiyeti devam etti. Ama şimdi diziler yapılıyor, paralar da harcanıyor ama geldikleri hızla gidiyorlar. Sence ne olacak? Yani diziler bence ne olacak? Televizyonlar sadece diziler de değil, bence televizyonlar da gidecek. Yani televizyonların ben geleceğini bu bildiğimiz anlamda bir televizyonculuk olarak görmüyorum. Yani daha bir kere her şey daha internet üstünden olacak. Bir kere televizyonların bu maliyetlere dayanması da bana sorarsan çok zor. Yani ben tabii o ulusal büyük kanallardan söz ediyorum. Televizyonculuk da şekil değiştirecek. Bundan 20 sene önce Türkiye'deki ilk internet kullanıcısı benim bu arada. Evet o hikayeyi biliyorum aslında evet. Onu da soracağım. Ve ben sırf bunun için İngilizce öğrendim gittim. İşimi gücümü bıraktım. 35 yaşında İngiltere'de yaşadım bir yıl internet kullanabilmek için. Ve ilk internet kullanıcısıyım. O zaman Allah rahmet eylesin Ercan Arıklı Söz Gazetesi'ni çıkarıyordu bizim ahbabımızdı. Dedim ki ya böyle dünya değişiyor artık iletişim tamamıyla farklı bir boyuta geliyor.
Bana döndü dedi ki ya bütün manyak şeyleri de senden duyarım dedi. Bence oraya doğru gidiyor. Yani herkes istediği şeyi seyredecek. Onun için belki bir sabah evine kalktığında sana bir şey gelecek. Mesela sizin için şu programı hazırladık istekler doğrultusunda. Ben televizyonculuğun bu şekilde daha sürdürülebileceğini düşünmüyorum. Yani burada hem diziler hem onlar hem bunlar. Ve düşünebiliyor musun? İşte kaç tane ulusal kanal var? Tam onun sayısı. 15, 20, 25. Bunların 20 tanenin 16'sı devamlı başbakanın millete seslenişini verip diğer tartışma programlarında da çok bir denge gözetiliyor. Onu da görüyorum ben işte bir sizden bir bizden gibi. Sabahtan akşama aynı laflar konuşuluyor. Yani bu sürmez ki böyle bir şey. Hı hı. Haberciliğin de ötesinde. Yani haber kanalı diyorsun haber kanalı değil. Eğlence kanalı diyorsun o şey yani dizilerin. Bu şekilde zaten devam etmeyeceği bana sorarsan çok açık. İnternetle ilişkin nasıl devam ediyor peki? Yani şimdi mesela çok önemli bir viraj aldı internet sosyal medyayla. Hı hı. Hem çok yaygınlaşması hem de işlevsel hale gelmesi açısından çok önemli sosyal medyanın bu kadar güçlenmiş olması. Nasıl bir ilişki var aranızda? Vallahi benim bir tane iPad'im var. Ben şöyle yaşıyorum. Halim bu. Yani devamlı böyle şey gibi benim bir parçam halinde onunla yaşıyorum. Twitter hesabım yok. Birkaç tane sahte Twitter hesabı var. Hı hı. Facebook hesapları var Müjdar diye. Hı hı. Hiçbirisi bana ait değil. Peki o alanı boş bırakmışsın internete bu kadar erken uyanmana rağmen aslında. Bilerek boş bıraktım. Mi yoksa bir türlü gemiye mi atlayamıyorsun? Yok işte ben onu görüntülü evden yapmak istiyorum. Yani geçeyim hani çık 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 atıyorlar diyor ya ben çık 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 atmayayım. Çak 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 söyleyeyim. Çak çak söyleyeyim. Yani götürürlerse de oradan götürsünler. Hani böyle bir tweetten içeri girmek şey bana göre iş değil. Yani hafif kalıyor. Ben ama naçizane bir Twitter kullanıcısı olarak ve uzun zamandır internete çok merak salmış ve oraya zihinsel olarak yatırım yapmış biri olarak orada çok iş yapacağını düşünüyorum. Ve olman da gerektiğini düşünüyorum aslında. Twitter'da Evet Twitter'da. İşte Twitter'da ama kelime şeyi var. Olsun birkaç tweet'e bilersin söyleyeceklerini ve insan zaten zamanla telgraf çeker gibi oraya mesaj yazmayı da çok güzel öğreniyor. Bence iyi olur bir yerden başlamak lazım. Sen gitmiyor musun adliyelere? Ben NTV'deki programı yapıyorken her gün adliyedeydim. Yani çok işi olmayan insan var. Bir kere ona inandı. Abuk subuk şeylerle yani sanıyorum savcılığa ihbarda bulunulunca mecbur herhalde savcı seni çağırmıyor. Herhalde öyle ki ben çok gittim çünkü ama neler için yani inanılır gibi değil. İşte korkuyorum dedi vay seni atıyorum yani ne işte konuşulan her şeyde. Fakat dediğim gibi yani bunu canlı yapabilmek çok keyifli olur. Yani kafan kızdı. Orada bir ekranın var. Evin içinde. Benim için artık kanallara falan gitmek de çok yorucu. Zaten gitmiyorsun. Gitmiyorum da. Kimse de sulanmasın, çağırmasın. Bir gün için geldim sadece. Teşekkür ederim. Şimdi onun için diyorum ki bir kanal olsun. Evde ben orada kendi dizimi de yapayım. Her şeyimi de yapayım. Çenemi de çalayım. Yani isteyen de konuk gelsin, buyursun, beklerim. Şaka bir yana mesele buraya doğru gidiyor. Yani böyle olacak. Yani evet bir one woman show değil ama gerçekten bir internet televizyonuna doğru gidiyor. Çünkü gidiyor. Yani az önce konuştuğumuz televizyon. Onun için bunun da yasaklaması falan asla olmayacak. Yani orada iktidar yanlısı internet kanalı yemez orada kimse yani. O orada sökmez. Çalışmaz. Kim neyi görmek istiyorsa gidecek onu görecek. Benim sormadığım ve söylemek istediğim bir şey var mı? Çok ama işte korkudan. Söyleyebileceğin, söylemek istediğim ve söyleyebileceğin bir şey var mı? İşte bak ne hale geldik görüyorsun. Biz bu hale gelecek insan mıydık, kadın mıydık? Yani gözlerime bak anlarsın. Vallahi billahi ya ben terbiye olmuşum ya. Kendi kendime hayret ediyorum. Kulisteki halinle buradaki halin arasındaki farkı görünce. Görüyorsun değil mi? Yani ben terbiye olmuşum ve terbiyemin bozulmasını istiyorum. Öyle ekranda da bozulmasını istiyorsun. Öyle bir ortamı arzu ediyorum. Her yerde. Ben özgürlük istiyorum. Herkes için.
gerçek bir hukukun olduğu ve gerçek bir demokrasinin olduğu, böyle abuk subuk kavgalarla, aylar süren, hiçbir yere varmayacak çatışmalarla, bel altı kasetlerle, ruhumun karartılmadığı bir ortamda yaşamak istiyorum. Çocuklarımızın öyle ortamda büyümesini istiyorum. Onun için de internet TV diyorum. Peki. Bunun için o zaman senin iyi bir yatırımcıya ihtiyacın hiç var. Kendi ihtiyacım. Paranı riske atma. Yok, paraya para hiç lazım değil. Yani benim gibi bir malzeme olduktan sonra paraya ihtiyaç yok. Peki. İstersen beraber bile program memnuniyetle yaparız. Memnuniyetle seninle her yola gelirim. Senin de sonun iyi değil görüyorum. Çok teşekkür canım, ederim geldiğin için. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sağ olasın. Geldin çok güzel, samimi bir şekilde teşekkür anlattın. Ederim. Çok özlemiştik ayrıca seni. Çok teşekkürler, sağ olasın. Evet, Müjde Ar'la bu akşam kapatıyoruz programı. Yarın 20.30'dan itibaren yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.